İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit evini ziyaret etti. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışkan'ın cenazesine katılmak üzere şehit evine giden Bakan Soylu, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Soylu konuşmasında Peygamber Efendimiz'e komşu olmuştur, mükafatı büyüktür, Allah cennete kavuştursun ifadelerini kullandı. Allah sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakar. İçeride kor büyüktür. Ama Peygamber Efendimiz'e komşu olmuştur. Mükafatı büyüktür. Allah cennete kavuştursun. Vodafone Park'ta gol sesi çıkmadı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı. Bu skorla Beşiktaş 15 puanla 6. sıraya yerleşirken Fenerbahçe ise 14 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Pendik Sabiha Gökçen metrosu hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hattın İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağını belirtirken raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, moderniyete benim vatandaşlarım layıktır. Uzunluğu 7.4 kilometre olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen'i Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır ifadelerini kullandı. Operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Assos bölgesine yapılan sınır ötesi operasyonda ilk belirlemelere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Seyirciler sahaya indi, yaşanan izdihamda 125 kişi hayatını kaybetti. Endonezya Premier Lig ekiplerinden Arema ile Persibaya arasındaki mücadelenin ardından sahaya inen taraftarlar izdihama sebep oldu. 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığının tespit edilmesinin ardından 125 olarak revize edildi. Yaralı sayısı ise 174'ten 323'e yükseldi. Motosikletli saldırgan kaldırımdaki adama kurşun yağdırdı. İstanbul Kağıthane'de bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların hedefi oldu. Saldırganlar adama kurşun yağdırırken vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Abdest sırasında 10 bin dolar çalındı. Fatih'te bir caminin şadırvanında abdest alan kişinin cebinden tam 10 bin dolar nakit para çalındı. Ceketini abdest alan kişinin ceketinin üzerine asan hırsız saniyeler içerisinde kayıplara karıştı. O anlar cami kameralarına yansıdı. Talaş makinesinde korkunç ölüm. İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Çağdaş Tükenmez mesai içerisinde dengesini kaybederek talaş makinesinin içerisine düştü. Gencin makine içerisine sıkışan cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve adli tıp kurumuna sevk edildi. Sanatçı Onur Şener istek şarkıyı bilmediği için öldürüldü. Ankara'daki bir eğlence mekanında 3 kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği için sanatçı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Boynundan ve boğazından aldığı darbelerle ağır yaralanan Onur Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayetle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişilerden ikisinin devlet memuru oldukları öğrenildi. Sanatçı Onur Şener'in cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular boş taksilere bindirilmedi. İddiaya göre havalimanında taksi bekleyen yolcular havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olduğu halde bekletilerek diğer taksilere alınmadı. Bu duruma tepki gösteren bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yolcular "Bu vatandaşa hizmet mi, eziyet mi?" diyerek olaya tepki gösterdi. Havaalanındayız. Burada bir sürü taksiler gidiyor, boş boş gidiyor. Ve bu kadar insan bekliyor kuyrukta ama inat ve ısrarla havaalanı taksisi verilecek diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi? Hizmet mi, eziyet mi? Ne diyorsunuz yetkili bey? Sosyal medyada paylaşıyoruz. Onur Şener'in arkadaşı cinayet anını anlattı. Başkent Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği için 3 kişinin saldırısına uğrayan ve aldığı darbeler sonucunda hayata gözlerini yuman sanatçı Onur Şener'in arkadaşı o anları anlattı. "O gece cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş, kanlar içerisindeydi," dedi. Dışarı çıktılar işte önce bir grup. Bir aradan da itiş kakış olmaya başladı. Sonra cam kırılma sesi duyduk hani. Onur abi de işte bir anda yere düştü. Şah damarı kesildiğini öğrendik. Alıp götürdüler. Birkaç kişiyi de gözaltına aldılar. Aksiyon filmlerini aratmayacak çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Beyoğlu'nda kız meselesi sebebiyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Saldırganlar bir tekel bayisine ateş açtı. Bayidekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine yol üzerinde çatışma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı. Mücadele bizi güçlü kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım finans strateji belgesi tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye'yi yönetebilir olmaktan çıkarmak için her yolu denediler. Son mermiyi de ekonomiye sıktılar ama mücadele bizi güçlü kıldı, dedi. Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı. Ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli bilim insanı Svante Paabo kazandı. İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen program kapsamında 2022 Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya başladı. İsveçli bilim adamı Svante Paabo, insan evrimiyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.